Hocam günlerden pazar sanayi arenadayız. U17 gençlerde Bandırma Spor 6, Et Spor 0 yorum alalım. Sevgili Zeki, Bandırma Spor baştan sona üstün olan taraftı. Maça çok iyi başladılar ve çok anlamlı haklı bir galibiyet aldılar. Sahanın her tarafında Bandırma Spor vardı. Bu geçen hafta Gönen kampçısı yemeleri bunları bir takım tedbirler almaya yönelmiş. Kadrolar arasındaki karşılaştırma yaptığımda en az 3 takviye, 3 değişik adamla başladılar. Gönen kampçısı Bandırma Spor'a iyi gelmiş. Bu Bandırma Spor'un da Etispor'un yapacağı fazla bir şey yoktu. Bugün Yasin isimli yine Bursa'dan gelen bir futbolcunun etkili oyunu bu farkın artmasına sebep oldu. 7 numara Yasin bu farkı getirdi. Yoksa Bandırma Spor yine kazanabilirdi ama bu kadar fark yakalayamazdı diye düşünüyorum. Sabik Burak çok çok iyi bindirmeleri, ayağa oynama gayretleri çok beğendi Bandırma Spor'da. Bunun dışında Mustafa çok çalıştı, takım kaptanı. Bütün özverisiyle oynayan, basmadı geri bırakmayan futbolcu. Berke gerçek yerinde oynadı. Oyundan büyük işler yapmaya çalışıyor. Daha iyi gördüm Berke, biraz kuvvetlenmiş. Berke cin gibidir. Gelecek vadeden bir futbolcu. Mert Ali gerçek yerinde oynatılmıyor. Mert Ali bir santrafor. Geniş alan adamı değil. Van Persie tarzında bir adam. Kenarda oynatılmamalı diye düşünüyorum. Bandırma Spor'u bugün gerçekten Yasin güldürdü diyebilirim. Et Spor tabii çok maça iyi başlayan Bandırma Spor karşısında şaşkındı. İlk 10 dakikada 2-3 gol kalesinde görünce yapacak bir şey kalmadı. Ama ayakta kalmaya çalışan 7 numara Abdullah, 3 numara Büyük Tamer dikkatimi çekmiş. Bunun dışında Eti Kenar Kulübesi'nin de uyarıları çok sertti. Biraz daha hocanın yumuşak olması lazım. Futbolcuları uyarırken daha dikkatli olması lazım. Toplum içinde onları rencide etmemesi lazım diye düşünüyorum. Geçen hafta beğendiğim Volkan da sahada yoktu. Ben Bandırma Spor U17 takımını kutluyorum aldığı galibiyetten dolayı. Bandırma Spor U17 takımı bu şekilde oynarsa ikinci yarıdaki Gönen maçını da kazanabilir şeklinde.